Merhabalar arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1 yaş ölçülerinde çilek model bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimizi 4 numara şiş kullanarak ördüm. 1,5 yumakta 240 metre uzunluğunda ip kullandım. İpim Alize Baby Best. Bu renkte örmek isterseniz renk kodu ise 184. Ölçülerimiz şu şekilde. Beden genişliğimiz 29 santim, bedenimizin uzunluğu ise 33 santim. Yeleğimize yakadan başlıyoruz. Yakamızı 3,5 numara şişle ördüm. Beden kısmını 4 numara şişle ördüm arkadaşlar. Yakadan sonra model kısmımızda artırmalarımız oluyor. Bu şekilde roba kısmını tamamlıyoruz. İlk modelden sonra 4 sıra haroş örüp ikinci modelimizi kuruyoruz. Video içerisinde de ayrıntılı olarak anlattım. Çilek modelimizi tamamladıktan sonra 2 sıra haroş örüp kolları kesip beden kısmına geçiyoruz. Beden kısmında 28 ya da 30 sıra haroşa örüp etek ucumuza yine roba kısmına uyguladığımız modeli etek ucuna uyguluyoruz. Modelimizi tamamladıktan sonra yine arka yönde hem örüp hem kesip yeleğimizi tamamlıyoruz. Yeleğimizin ön kısmı bu şekilde, arka kısmımız da bu şekilde. Bu modeli ben çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı bir model. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimize 3,5 numaralı şişe 68 ilmek atarak başlıyoruz. Yaka kısmını 3,5 numara şişle öreceğim. Beden kısmına geçince 4 numaralı şişe geçeceğim arkadaşlar. İlk ilmeği ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Yakamız için toplamda 4 haroşa sırası öreceğiz. 4 haroşa sırası ördükten sonra modelimizi kurmaya geçeceğiz. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Sıra sonuna geldim. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. Kenar kısımlarını bu şekilde yapacağız. Sıra sonunda son ilmeği örmeden alıp diğer yüze geçince örmeden almış olduğumuz ilmeği öreceğiz. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Dört haroşa sırası örelim. Daha sonra modelimizi kurmaya geçelim. Yakamız için 4 haroşa sırası ördüm. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 numaralı şişe geçiyorum. Bu sırada modelimizi kurup ilik açacağız. Sondaki ilmeği örmeden almıştım. Ön yüzde ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek patımız için haroşamızı ördük.
Şimdi modelimizi kurmaya geçiyorum. Bir ilmek dolama yapıp 2 ilmeği bu şekilde birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Tekrar bir ilmek dolama yaptım. 2 ilmek haroşa örüyorum. İpimi arkaya aldım. Dolama yaptım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne alıp dolama yapıp 2 ilmek haroşa örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Dolama yaparak ajur yaptım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne alıyorum. Yine dolama yaparak ajurumu yapıyorum. Hem de arttırmış oluyorum. İki ilmek haroşa örüyorum. İpimi arkaya aldım. Dolama yaparak 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne alıp tekrar dolama yapıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 9. En son 2 ilmek ters örmüştüm. Şimdi tekrar ipimi arkaya aldım. Dolama yaptım. 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne alıyorum. Tekrar dolama yapıp artırmamı, ajurumu yapıyorum. 7 ilmeğim patımız için kalıyor. 7 ilmek haroşamız. 2 ilmeğini ördüm. 1 ilmek daha örüyorum. 3 ilmeğimizi örmüş oldum. Alttaki ipi şişime geçiriyorum. Geçirmiş olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Buraya iliğimizi açmış oldum arkadaşlar. Bir ilmek ters, sondaki ilmeği de örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. Yine diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. İlmeklerimin tamamını ters olarak örüp sıramı tamamladım. Sondaki ilmeği örmeden aldım. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzde yine 7 ilmek patımızı ters olarak yani haroşa olarak örüyoruz. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi tekrar modelimizi yapmaya geçiyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz ajur ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Tekrar dolama yapıyorum. Aradaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar dolama yapıp bir önceki sırada
Dolama yaparak ajur yapmış olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum. Ortada olan düz ilmeğimizin kenarlarına yine dolama yaparak ajur yapıyoruz. Hem de artırma yapmış oluyoruz. İpimi öne alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. 1 ilmek düz, 1 dolama. Tekrar 1 ilmek düz örüyorum ortada olan ilmeğimi. Dolama yapıp tekrar 1 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 2 ilmek haroşa olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz, 1 dolama. Tekrar 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek dolama yapıyorum. Ortada olan düz ilmeğimizin her iki kenarına dolama yaparak artırma yapmış oluyoruz. Bir önceki sırada yine dolama yaparak ajur yapmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp 2 ilmek haroşa örüyorum. Model aralarında 2 ilmek haroşamız var arkadaşlar. 1 ilmek düz, 1 dola, 1 ilmek düz ör, tekrar 1 dola, 1 ilmek düz ör, 2 ilmek haroşa. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz, 1 dolama, 1 ilmek düz ör, tekrar 1 dolama, 1 ilmek düz ör, 2 ilmek haroşa. Bir ilmek düz örüyorum, 1 dolama, tekrar 1 ilmek düz örüyorum, 1 dolama, 1 ilmek düz ör, 2 ilmek haroşa. Yaka kısmından sonra 4 numaralı şişe geçtim arkadaşlar. 4 numaralı şişle beden kısmımızı tamamlayacağız. 1 ilmek düz örüyorum. 1 dolama yapıp tekrar yaprağımızın ortasında olan ilmeği düz olarak örüyorum. 1 ilmek dolama yapıp tekrar 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Son kez modelimizi yapalım. 1 ilmek düz örüyorum. 1 dolama yapıyorum. Arada olan ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar 1 dolama yapıp 1 ilmek düz örüyorum. Sondaki 7 ilmek patımı haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzü sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak ördüm. Sondaki ilmeği yine örmeden şişime geçirip ön yüze geçiyorum. Ön yüzde
7 ilmek patımızı haroşa olarak örüyoruz. Şimdi model kısmımıza geldim. İpimi arkaya alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Arada olan düz ilmeğin yine her iki kenarına dolama yaparak ajur yapıyorum. Dolama yaptım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar dolama yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Model aralarında olan 2 haroşa ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp 2 ilmek düz örüyorum. Dolama yapıyorum. Ortada olan ilmeğimin kenarına hem dolama yapıp hem de artırma yapmış oluyoruz. 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek dolama yapıp 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek model aralarına haroşa örüyorum. Çilek modelinin aralarına haroşamızı örüyoruz. 2 ilmek haroşa örüyoruz. 2 ilmek düz ör. 1 dolama. 1 ilmek düz ör. 1 dolama. 2 ilmek düz örüp 2 ilmek haroşa örüyoruz. Modelimizi haroşa ördükten sonra tekrarlıyoruz. 2 ilmek düz örüp 1 dolama yapıyoruz. 1 ilmek düz örüp 1 dolama yapıp 2 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmek haroşa örüp modelimizi tekrarlıyoruz. İki ilmeği düz olarak ördüm. Modelimde olan bir ilmek dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüp tekrar dolama yaptım. İki ilmek düz örüyorum. İki ilmek haroşa örüp modelimi tamamlıyorum. Şimdi çilek modelimizi tekrarlıyoruz. İki ilmeği düz olarak örüp bir dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüp tekrar bir dolama yapıp 2 ilmek düz örüp 2 ilmek haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yine 7 ilmek patımı haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak ördüm. Sondaki ilmeği örmeden almıştım. Ön yüzde örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. İlk 7 ve son 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Pat kısımlarımızı. İpimi arkaya aldım. 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz örüp 2 ilmek haroşa örüyorum. 7 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Modelimizde olan ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. 7 ilmek düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Model aralarında olan
2 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz örüp 2 ilmek ters örüyoruz. Son 7 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde 2 ilmek, arada olan ilmeklerimizi ters, modelimizde olan ilmeklerimizi modelimizdeki yani 7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sondaki 7 ilmek patımızı ise haroşa olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldim. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. İlmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak ördüm. Sondaki ilmeği örmeden aldım. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde yine ilk 7 ilmeğimizi ve son 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Çilek modelimiz de kendisini belli etmeye başladı arkadaşlar. İlk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi modelimizde olan 7 düz ilmeğimizin kenarlarında olan düz ilmeklerimizi ters ilmek olarak öreceğiz. Yani haroşa olarak öreceğiz. 7 ilmeğin arasında kalan 5 ilmeğimizi ise yine düz olarak öreceğiz. Modelimizde olan 7 düz ilmeğimizin ilkini haroşa olarak örüyorum. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelimde olan son düz ilmeği ise haroşa olarak örüyorum. Yine arada olan 2 ilmek haroşamı örüyorum. Şimdi modelimde olan 7 düz ilmeğimin ilkini de haroşa olarak örüyorum. Yani model aralarında 4 ilmek haroşamız olacak bu sırada. Modelimizde ise 5 ilmek düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Modeldeki ilk ve son ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Son ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Arada olan 2 haroşa ilmeğimi de örüyorum. Modelimde olan ilk ilmeği de yine haroşa olarak örüyorum. Model aralarında 4 ilmek haroşamız oldu. Modelimde olan ilk ilmeği haroşa olarak ördüm. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5. 4 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek haroşa örüp 5 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek haroşa örüyoruz. 5 ilmek düz örüyoruz. Dört ilmek haroşa örüp 5 ilmek düz örüyoruz. Yani modelimizde olan 7 düz ilmeğimizin kenarlarında olan düz ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Ortada kalan 5 ilmeği düz olarak örüyoruz. Kenardaki ilmekleri haroşa, modelimizin ortasında olan 5 ilmeği düz olarak
örüyoruz. Model aralarında 4 ilmek haroşamız oluyor. Modelde ise 5 ilmek düz ilmeğimiz oluyor. Bu sıramızı son 7 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam edelim. 4 ilmek haroşa, 5 ilmek düz. 4 ilmek haroşa, 5 ilmek düz olarak 7 ilmeğimiz kalana kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmek haroşa öreceğim. 7 ilmek haroşadan önce de yine çilek modelimde olan sonuncu 7 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Yani sıra sonunda 8 ilmek haroşamız oldu. Sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorum. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüp gelelim arkadaşlar. Ön yüze geçtim. Yine 7 ilmek patımızı haroşa olarak örüyorum. Yedi ilmek patımızı ördükten sonra çilek modelimizde olan 2 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Yani başlangıçta 9 ilmek haroşa örmüş oluyorum. Modelde 3 ilmek düz örüyorum. Modelimizin sonunda olan düz ilmeği de yine haroşa olarak örüyorum. Arada olan 4 haroşamızı yine haroşa olarak örüyorum. Modelden yine 1 ilmek alıp haroşa olarak örüyorum. Arada bu sırada 6 haroşamız oldu. Bir önceki sırada aralarda 4 haroşamız vardı. Bu sırada 6 haroşa oldu. Modelde ise 3 ilmek düz öreceğiz. Bir önceki sırada modelimizde 5 ilmek düz örmüştük. Bu sırada 3 ilmek düz, 6 ilmek haroşa. Modelimizin ortasında olan 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Kenarlardaki düz ilmeği haroşaya çeviriyoruz. Aralarda 6 ilmek haroşamız oluyor. 6 ilmek haroşa, modelde 3 ilmek düz örüyoruz. 6 ilmek haroşa örüp 3 ilmek düz örüyoruz. Çilek modelimizde bu sırada 3 ilmek düz örüyoruz. Tam ortada olan 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Kenarlardaki düz ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Üç ilmek düz, 6 ilmek haroşa. Üç ilmek düz, 6 ilmek haroşa olarak örüyoruz. 9 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam edelim. Modelimizde olan tam ortadaki 3 ilmeği düz olarak örüp model aralarında 6 ilmek haroşa örelim. 9 ilmeğimiz kalana kadar.
Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. 9 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. 7 tanesi pat ilmeğimiz, 2 tanesi de yaprakta olan haroşa ilmeğimiz. Sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, ilmek sayım arttığı için misinalı 4 numaralı şişe geçiyorum. Daha rahat örebilmek için misinalı şişe geçtim. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayıp geliyorum. Modelimizde ilerledikçe modelimiz kendisini belli etmeye başladı arkadaşlar. Şimdi bu sırada yine 7 ilmek patımızı örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek patımı ördükten sonra 3 ilmek haroşa öreceğim. 1 2 3. Toplamda 10 ilmek haroşa örmüş olduk. Modelimizin, çilek modelimizin ortasında olan ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi bu sırada ön yüzde 1 ilmek düz örüp model aralarında 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmek haroşa örüyoruz. Modelimizin tam ortasında olan düz ilmeği düz olarak, arada olan ilmekleri ise haroşa olarak örüyoruz. 8 ilmek haroşa, 1 ilmek düz. 8 ilmek haroşa, 1 ilmek düz olarak sıramızı tamamlıyoruz. 10 ilmek haroşamız kalana kadar bu şekilde örüyoruz. 1 ilmek modelimizin tam ortasında olan ilmeği düz olarak örüp 8 ilmek haroşa. 10 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. Son kez modelimde olan 1 ilmek düz ilmeği ördüm. İpimi öne alıyorum. 10 ilmek haroşa örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçeceğim. Bu sırada modelimizi, çilek modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Modelimizi tamamladık. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geçtim. Bu yüzde yine ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Yani modelimizi tamamladıktan sonra 4 diş haroşa, 4 sıra haroşa öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra tekrar çilek modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Şimdi 4 sıra yani 4 diş haroşamızı örüp
Gelelim. Modelimizden sonra 4 sıra haroşa ördüm. 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrar çilek modelimizin kurulumuna geçiyorum. Patımız için 7 ilmek haroşamızı örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşamızı ördükten sonra yine 7 ilmek haroşa örüyorum. Yani toplamda 14 ilmek haroşa örmüş oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ilmek haroşamızı ördük. Şimdi modelimizi kurmaya geçiyorum. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek dolama yaptım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne alıyorum. 1 ilmek dolama yapıyorum. 7 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Model aralarında bu defa 7 ilmek haroşamız olacak. İlk modelimizde aralarda 2 ilmek haroşamız vardı. Bu defa model aralarında 7 ilmek haroşamız olacak. Şimdi ipimi arkaya alıp tekrar dolama yapıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne alıp tekrar dolama yapıp 7 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Modelimizi tekrar kuralım. İpimi arkaya alıyorum. 1 ilmek dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne alıp tekrar dolama yapıp 7 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sırada modelimizi bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Sonda 14 ilmeğimiz kalana kadar modelimizi bu şekilde kurmaya devam edelim. Son modelimizi yaptıktan sonra 14 ilmeğim kaldı. 14 ilmeğimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sondaki ilmeğimi örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka sırada ilmeklerimin tamamını ters olarak örüp ön yüze geçtim arkadaşlar. İkinci çilek modelimizin kurulumunu da yapmış olduk. İlk çilekte olduğu gibi aynı şekilde ikinci modelimizi de öreceğiz arkadaşlar. Fakat burada çilek modelimizin aralarında iki haroşa ilmeğimiz vardı. Buradaki çilek modelimizin aralarında ise 7 ilmek haroşamız var arkadaşlar. İlk modelimizi örmüş olduğumuz gibi aynı şekilde örelim. Fakat aradaki haroşalarımızı 7 ilmek haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Yine eksiltmeleri aynı şekilde yapıp ikinci
çilek modelimizi de tamamlayacağız. 13 sırada bir de ilik açacağız arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sıra ördüm. Bir sıra sonra ikinci iliğimi de açmış olacağım. İkinci çilek modelimizi tamamlayıp gelelim. Daha sonra 2 sıra modelden sonra haroşa örüp kol ayrımına geçeceğiz. İkinci çilek modelimizi tamamladım. İkinci iliğimi de bu kısımda açtım arkadaşlar. 13 haroşa sırasından sonra. Şimdi 2 sıra haroşa örüp kol ayrımlarını yapacağız. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hem önde hem de arkada bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Yani 2 sıra haroşamızı tamamlayıp gelelim. Çilek modelimizi yaptıktan sonra 2 sıra haroşa ördüm. 1, 2. İkinci sırayı ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde kollarımızı keseceğiz arkadaşlar. Önlerde 34 ilmeğimiz olacak. Kolda 39 ilmek keseceğiz. Arkamızda ise 57 ilmeğimiz olacak. Yine kolda 39 ilmek keseceğiz. Önde 34 ilmeğimiz olacak. Toplamda şişimizde 203 ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi önümüz için ...34 ilmek örüyorum. İlmek ayracı takmış olduğum yere kadar ilmeklerimi örüyorum. Önde 34 ilmeğimiz olacak. ...34 ilmeğimi ördüm. Şimdi ilmek ayracımı çıkarıyorum. Kolda olan 39 ilmeğimizi keseceğiz. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirip kesiyorum. Tekrar düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. Hem örüp hem kesiyoruz. İlmeklerimizi çok fazla sıkmadan, çok da gevşek bırakmayalım arkadaşlar. İlmeklerimizi hem örüp hem keselim. Toplamda 39 ilmeğimizi kolumuz için kesiyoruz. Kolda olan ilmeklerimizi keselim arkadaşlar. Hem örüp hem kesiyoruz.
Kolda olan ilmeklerimi kestim. İlmek ayracımı çıkardım. Burada kolumuzda olan 39. ilmeği de kesiyorum. Şimdi arkamızda 57 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyorum. İlmek ayracımıza kadar haroşa olarak ilmeklerimizi örelim. Arkamız için ilmek ayracına kadar 57 ilmeğimizi ördüm. İlmek ayracımızı çıkarıyorum. İpimi arkaya aldım. Kolumuzda olan ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Yine ikinci ilmeği düz olarak örüp bir önceki ilmeği diğerinin üzerine geçirerek kesiyorum. Tekrar düz olarak örüp diğerinin üzerinden geçiriyorum. Kolumuzda olan 39 ilmeğimizi hem örüp hem kesiyoruz. İlmek ayracımıza kadar ilmeklerimizi kestim. Kolumda bir ilmeğim kaldı. 39. ilmeğim. Onu da yine ilmek ayracımı çıkardıktan sonra kesiyorum. Önümüzde 34 ilmeğimiz kalacak. 34 ilmeğimizi ise haroşa olarak örüyorum. Önlerde 34 ilmek, arkamızda 57 ilmeğimiz olacak. Kollarda ise 39 ilmek kesiyoruz. Şimdi ön yüze geçiyorum. Önümüzde olan 34 ilmeğimizi bu kısma kadar örelim. Daha sonra koltuk altında artırmalarımız olacak. 34 ilmeğimizi örerek geldim. Şimdi burada 5 ilmek artırma yapacağım. Artırmalarımı şu şekilde yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beş ilmek artırdım. Arkada olan ilmeklerimizi haroşa olarak diğer kolumuza kadar örelim. Yine orada 5 ilmek artırmamız olacak. Diğer kolumuza kadar örerek geldim. Yine burada 5 ilmek artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi önde olan 34 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz.
Sıramızı tamamladım. Arka yüzümüze geçiyoruz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa olarak koltuk altına kadar, yani artırma yapmış olduğumuz kısma kadar haroşa olarak örüyoruz. Bu kısımda 5 ilmek artırmıştık. Şimdi şu kısımda herhangi bir potluk oluşmaması için, yani herhangi bir boşluk oluşmaması için buradaki ilmeği şişime takıp haroşa olarak örüyorum. Bir ilmek yine artırmış olduk. Daha sonra bir önceki sırada artırmış olduğum 5 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Yine bu kısımda boşluk oluşmaması için şu kısmı, yani buradaki ilmek kısmını şişime takıyorum. Bu kısmı da yine haroşa olarak örüyorum. Toplamda koltuk altında diğer sırada 5, bu sırada 2 ilmek artırma yaptık. Toplamda 7 ilmek artırmış olduk. Şimdi diğer ilmeklerimi haroşa olarak diğer koltuk altına kadar örüyorum. Yine diğer koltuk altına kadar örerek geldim. Yine buradaki tam şu ilmeğimizin dip kısmındaki ilmekleri şişe takıyorum. İki ilmeği birlikte örerek birlikte örüyorum. İki ilmek takmış oluyorum ama bir ilmek örüyorum. Yani bir ilmek artırma yapmış oluyoruz. Daha sonra bir önceki sırada artırmış olduğum 5 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Yine tam şu kısmı, bu kısımda bir bolluk oluşuyor arkadaşlar. Çirkin bir görüntü oluşmaması için tam bu kesmiş olduğumuz, kesmeye başladığımız kısmı şişime takıyorum. Burada da bir ilmek artırmış oluyorum. Toplam koltuk altında 7 ilmek artırmış olduk. Şimdi diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Şimdi şişimizde olan ilmeklerimizle beden kısmını örmeye geçiyoruz. Beden kısmımızı 28 ya da 30 diş haroşa öreceğiz arkadaşlar. Boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yeleğinizin boyunu biraz uzun istiyorsanız birkaç sıra fazla örebilirsiniz ya da daha kısa isterseniz birkaç sıra eksik örebilirsiniz. 28 ya da 30 diş haroşa ördükten sonra tekrar çilek modelimizin kurulumuna geçeceğiz. 4 tane de iliğimiz olacak. İlk 2 iliğimizi açmıştık. Şimdi 13 diş haroşadan sonra yine 3. ve 4. iliğimizi açmayı unutmayalım arkadaşlar.
Beden kısmımızı haroşa olarak örüp tamamlayalım. Tekrar çilek kurulumuna geçelim. Bedenimiz için 30 sıra haroşa sırası ördüm. Şimdi etek ucumuza bu kısımda olduğu gibi çilek modelimizi uygulamaya geçiyorum. 6 ilmek haroşa ördüm. 2, 4, 6. 6 ilmeğimizi ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. Dolama yapıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne alıyorum. Dolama yapıp 5 ilmek haroşa örüyorum. Beş ilmek haroşa ördükten sonra tekrar dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne alıp tekrar dolama yapıp 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek haroşa örüyorum. Modelimizi 5 ilmekte bir tekrarlıyoruz. Dolama yapıp 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. Tekrar dolama yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek haroşa örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Dolama yapıp iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıp 5 ilmek haroşa örüyorum. Model aralarında 5 ilmek haroşamız olacak. Sıra sonuna kadar modelimizi bu şekilde tekrarlayalım. Beş ilmek haroşa ilmeğim kaldı. Beş ilmeğimi ördükten sonra arka yüze geçiyorum. Etek ucuna bu şekilde model kurulumunu yaptım. Arka yüzde olan ilmeklerimi tamamen ters olarak örüyorum. Arka yüzümüzü ters olarak örüyoruz. İlmeklerimizin tamamını. Sıramızı tamamlayalım. Arka sırayı tamamlayıp ön yüze geçtim. Ön yüzde modelimizi örmeye devam ediyoruz. Bir önceki sırada yapmış olduğum ajuru düz olarak örüyorum. Tekrar dolama yapıp ortada olan ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tekrar dolama yapıp yine ajur ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek haroşa örüp tekrar modelimizi örüyoruz. Yani bu kısımlarda çilek modelini örmüş olduğumuz gibi etek ucunda da aynı şekilde örüp çilek modelimizi tamamlayalım. Daha sonra yeleğimizi kesip yeleğimizi bitirelim arkadaşlar. Çilek modelimizi etek ucunda tamamladım. Son sırasındayım çilek modelimizin. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yeleğimizi kesiyoruz. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. İkinci ilmeği düz olarak örüp örmüş olduğum ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirerek kesiyorum. Yine ters örüp ilk ilmeği üzerinden geçirip kesiyorum. İlmeklerimizi hem örüp hem kesiyoruz. İlmeklerimizi düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden
geçirerek kesiyoruz. Yeleğimizi keselim. Bitirdikten sonra düğmelerimizi dikip yeleğimizi tamamlayalım arkadaşlar. Düğmelerimi dikip yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Yeleğimizin ön kısmı bu şekilde. Arka kısmımız da bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.